Sayın Demirtaş'ın başvurması bizi sevindirici bir şey. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli yerel seçimlere ilişkin konuştu. Güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir ortak çalışma neden olmasın dedi. Başak Demirtaş'ın İBB adayı olabilirim açıklamasının sürpriz olduğunu söyleyen Temelli, değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK yapacaktır dedi. DEM Parti'den büyük şehirlerde kimlerin aday gösterileceği merak konusu. Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın kulis haberine göre Ankara ve İstanbul adaylıkları için Beral Danış Beştaş, Sırrı Süreyya Önder, Filiz Kerestecioğlu, Saruhan Uluç ve Barış Atay'ın isimleri öne çıkıyor. Anket şirketleri 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. ORC araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un 1 puan önünde yer alırken, diyen araştırmaya göre Kurum İmamoğlu'nun önünde görünüyor. ITV ekranlarından herkese merhabalar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle ana haberde sizlerle beraberiz. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasına ilişkin konuştu. Demirtaş'ın adaylık kararını sevindirici bulduklarını söyleyen Temelli, gerekli değerlendirmelerin MYK'da yapılacağını söyledi. Temelli, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf açıklamalarına ilişkin de konuştu. Kürt sorunu çözülmeden bütçeden tasarruf olmaz dedi. Başak Hanım'ın Sayın Demirtaş'ın başvurması bizi sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, İstanbul için adaylığı gündeme gelen Başak Demirtaş'ın açıklamalarını sevindirici bulduğunu söyledi. Açıklamanın sürpriz olduğunu belirten Temelli, ilgili komisyonlarda adaylık başvurusunun değerlendirileceğini aktardı. Başak Hanım'ın Sayın Demirtaş'ın başvurması bizi sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır. Sezai Temelli, partisinin iki haftadır bölgede gerçekleştirdiği ön seçimleri değerlendirdi. Ön seçimin yönetimine ilişkin kimi tartışmalar yaşanmış olsa da Temelli halkın tutumuna işaret etti. Halkımız kayyımları istemediğini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Halkımız iradesini bir kez daha seçimler olmadan büyük bir katılımla gösterdi. Kayyumları istemiyoruz. Kayyumlara mahkum değiliz. Kendimizi de biz yönetmek istiyoruz dedi. DEM Parti Grup Başkan Vekili önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen 8. yargı paketine ilişkin konuştu. Her yargı paketinden sonra Türkiye'de adalet sistemi biraz daha çöktü dedi. Türkiye hukuk devletinden daha fazla uzaklaştı. Bu gelen pakette de bir reform olma olasılığı söz konusu değil. Yargıdaki sorunlar giderek artıyor. Yargıdaki sorunların artma nedeni yargının siyasallaşmasıdır. Yargının iktidarın elinde adeta bir demokrasinin kılıcı gibi muhalefetin üzerinde sallandırılmasından kaynaklanan sorunlardır. Sezai Temelli'nin gündeminde ekonomideki kötü gidişat da vardı. İktidarın savaş politikalarına ayırdığı paya dikkat çekti. Kürt sorunu çözülmeden bütçeden tasarruf olmaz dedi. Hala Suriye'nin kuzey ve doğusuna, hala Irak'ın kuzeyine sürekli sınır ötesi operasyon adı altında yoğun bir savaş sürdürdüğünüz sürece bu bütçeden tasarruf çıkmaz. Çıkmadığı gibi de aslında bütçe açık verir ve bu bütçe açığına da toplum katlanır. Artı Gerçek Ankara muhabiri Seda Taşkın, DEM Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara adaylıkları için geçen isimleri araştırdı. DEM Parti'nin oluşturduğu aday havuzunda Meral Danış Beştaş, Sırrı Süreyya Önder, Filiz Kerestecioğlu, Saruhan Oluç ve Barış Atay'ın isimleri öne çıkıyor. Başvurusu halinde Başak Demirtaş'ın adaylığının da değerlendirileceği belirtiliyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin aday belirleme süreçleri de hızlanıyor.
Özellikle Ankara ve İstanbul'da DEM Parti'nin adayları merak konusu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi diğer partilerden farklı olarak yerel seçimler için aday havuzu oluşturdu. İstanbul için Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in ismi ön planda. Ancak kent uzlaşısı kapsamında adı geçen bir diğer isim eski tip milletvekili Barış Atay. DEM Parti'nin aday çıkaracağını açıkladığı bir başka il ise başkent Ankara. Ankara'da adaylık için oluşturulan havuzda Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve eski milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun ismi öne çıktı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin salon vermemesiyle başlayan tartışmalar nedeniyle gözlerin çevrildiği Antalya'da DEM Parti aday çıkarma kararı almıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında partinin Antalya için oluşturduğu aday havuzunda eski milletvekilleri Ebru Günay ve Kemal Bülbül ile DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'nin ismi ağırlık kazandı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin partisinin tutumunu anlattı. Yerel seçimlere ilişkin netlik kazanmış bir güç birliği şu an yok diyen Doğan, biz barış siyaseti partisiyiz ifadelerini kullandı. Yine bir seçim öncesi yerel seçimlere doğru giderken. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan gündeme ilişkin T24'de değerlendirmelerde bulundu. Doğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de iyi Kürt, kötü Kürt ayrımı yaratma çabasına katıldığını vurguladı. Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek açıklamasıyla yapmaya çalıştığı onlarca yıldır devletin yaptığı şeydi. İyi Kürt, kötü Kürt ayrımı yaratma çabası. 1990'lardan beri Kürtlere bu yapılıyor. Bir tür güvercinler, şahinler ya da konuşulabilir ve konuşulamaz Kürtler. Bunu yapan sadece iktidarda değil. Mesela ne acıdır ki Özgür Özel de yaptı bunu en son olarak. Ne acıdır dememin sebebi değişim iddiasıyla gelip aynı yerde takılması. Ben 40 bin insanın katiliyle mektuplaşacağıma Demirtaş ile selamlaşmayı tercih ederim dedi. Bu tür lafların Kürt tabanında olumlu bir karşılığı var sanıyorlarsa iki tarafta yanılıyor. Biz Kürtlerin baktığı yerden mesele net. Mevzu Kürt olunca iktidar da muhalefet de aynı bakış açısıyla yaklaşıyor. Doğan yaklaşan yerel seçimlere yönelik açıklamalarda da bulundu. DEM Parti ve CHP arasındaki görüşmelere açıklık getirdi. İki siyasi partinin de komisyonları çalışacak. Çok açık söyleyebilirim. Herhangi bir partiyle yapılacak ve netlik kazanmış bir güç birliği şu an itibariyle yok. Şu ana kadar açıklamadığımız il ve ilçelerdeki tutumumuza dair netlik kazanan bir durum yok. Netlik kazanmadığı için açıklamıyoruz. Bu konudaki tartışmalar ve görüşmeler sürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ikinci tur ön seçimlerde bazı ilçelerde adaylar netleşti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Serra Bucak ilk turda seçilirken ön seçimde en çok oy alan Garip Kandemir ve Doğan Hatun ise ikinci tura kaldı. DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye eş başkan adaylarını belirlemek için yaptığı halk oylamasında sona geliniyor. Daha önce teknik aksaklıklar sebebiyle iptal edilen Büyükşehir Belediyesi ön seçiminin ilk turu tamamlandı. O kapı girişinde ve dışarıdaki... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için 11'i erkek, 5'i kadın, 16 aday DEM Parti'ye başvurmuştu. Aday adaylarından Garip Kandemir ve Doğan Hatun 50+1 çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tura kaldı. Yapılan ön seçim sonucunda kadın eş başkan adaylarına ilişkin oy sayımına itiraz edildi. Oy sayımı devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi için yarın ikinci tur ön seçimler yapılacak. Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde ise eş başkan adayları netleşti. İkinci tur seçimlerinde en çok oyu alarak DEM Parti'nin belediye eş başkan adayı olarak göstereceği isimler şöyle. Yenişehir Belediyesi'nde Safiye Aktağ ve Mehmet Ergün, Bağlar Belediyesi'nde Leyla Ayaz ve Sirat Çelik, Kayapınar Belediyesi'nde Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar, Sur Belediyesi'nde Fatma Önkol ve Adnan Örhan,
Bismil Belediyesi'nde Mizgin Ekinci ve Güven Tanrıkulu, Ergani Belediyesi'nde Şiar Güldiken ve Birsen Azak Bayar, Silvan Belediyesi'nde Kadri Esen ve Sevim Biçici, Hani Belediyesi'nde Hamdullah Demir ve Vesile Narin, Hazro Belediyesi'nde Hasibe Yazdık ve Erhan Güven, Kocaköy Belediyesi'nde Mehmet Şık ve Evinay, Kulp Belediyesi'nde Fatma Ay ve Murat İpek, Lice Belediyesi'nde Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir, Eğil Belediyesi'nde Bahar Karakaş Ulu ve Zülküf Polat, Çınar Belediyesi'nde ise Semra Akyüz ve Mehmet Ulus yerel seçimlerde eş başkan adayı olarak gösterilecek. Piran'da ise aday adayları halk eğilimiyle belirlenecek. Kesin sonuçlar yapılacak itirazların değerlendirilmesi sonrası DEM Parti yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Dersim'e gitti. Özel, eski Tunceli milletvekili Kamer Genç'in anma törenine katıldı. Bir sonraki durağı CHP Dersim İl Başkanlığı olan Özel, seçimler için destek istedi. Güç verin, Tunceli'yi kazanalım dedi. Doğruları hiç korkmadan söylemiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyarette bulunmak üzere Dersim'e gitti. 2016 yılında hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Kamer Genç için ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı. Tunceli'nin Nazimiye ilçesinin Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun Cumhuriyet'in imkanlarıyla gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği, daha sonra anayasa yapılırken orada olduğu, Cumhuriyet'in verdiği görevle o darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu, Kamer Genç kişisel olarak dünyanın en cesur insanı değildi. Ama dünyanın en cesur insanlarının yaşadığı bu coğrafyanın vekili olarak hepimizin en cesuruydu. Özel'in bir sonraki durağı CHP Tunceli İl Başkanlığı oldu. AKP iktidarını eleştirdi, Dersimlilerden destek istedi. İktidar partisinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan işi gücü bırakmış, Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyor. Sürekli tutturmuş, dem 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 diyor. Meclisteki grubu bulunan hiçbir siyasi parti ve bu milletten oy alan hiçbir siyasi parti bizim gözümüzde şeytan değildir. Güç verin bize, güç verin. Tunceli'yi kazanalım, Türkiye'yi kazanalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, Erdoğan'a bizi izlemeye devam etsin dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK 2. Eğitmenler Zirvesi'ne katıldı. Cemal Reşit Bey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik söylediği sözleri vardı. İstanbul bu zulmü, bu eziyeti hak etmiyor. İstanbul bu ihmali, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı haline getirilmeyi hak etmiyor. İmamoğlu Erdoğan'a cevabında artık o devir kapandı, bizi izlemeye devam etsin ifadelerini kullandı. Artık o devir kapandı, yeni bir devir açıldı. Bu devirde 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin. 31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken yapay zeka ile oluşturulan sahte Ekrem İmamoğlu videosu da ortaya çıktı. Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu imzasıyla sunulan bir metro videosu paylaşıldı. Dolaşıma sokulan sahte videoda İmamoğlu'nun "Mutluyum çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk" dediği duyuluyor. Mutluyum çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun sahte videoya tepki gösterdi. Ongun, rakibimiz sahtecilikte bir şey deniyor, sahte otobüs işi, sahte drone işi, sahte ses taklidi işi, sahte vatandaş işi ifadelerini kullandı. Yerel seçim yarışının kıyasıya gerçekleşeceği kentlerin başında İstanbul geliyor. Araştırma şirketleri de anket çalışmalarını İstanbul özelinde yoğunlaştırdı. ORC anketin araştırmasına göre Ekrem İmamoğlu az farkla Murat Kurum'un önünde. Diyen araştırmanın anketine göre ise Murat Kurum İmamoğlu'nun önünde.
ORC araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı son anketin sonuçlarını yayınladı. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kıl payı ipi göğüsleyen aday olarak çıktı. İmamoğlu'yla rakibi AKP adayı Murat Kurum arasındaki fark %1,7. Anket 15-18 Ocak tarihleri arasında 2950 katılımcıyla yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankete göre adayların oy oranları şöyle. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu %38,9, AKP'nin adayı Murat Kurum %37,2, İyi Parti adayı %4,1, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu %3,3, Yeniden Refah Partisi %2,5, diğer partiler %2,3, kararsızlar %11,5. Seçimin sonucunu kararsız seçmen belirleyecek. Araştırmaya göre İstanbul'da kararsız seçmenlerin oranı %11. Diğer araştırmanın İstanbul için yaptığı anket sonuçlarında ise AKP'nin adayı Murat Kurum seçimi önde götüren isim oldu. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz sorusunu yanıtlayanların %40,3'ü Murat Kurum'a oy vereceğini belirtti. Ankete göre diğer adayların aldığı oy oranları şöyle. Ekrem İmamoğlu %39,7, İyi Parti %3,2, DEM Parti %4,3, Yeniden Refah Partisi %3,1, kararsız %2,8, oy kullanmayacağım %6,6. Başkan kartlama aldı. Diğer araştırma şirketinin Ankara sonuçlarına göre ise AKP adayı Turgut Altınok %41,1 ile önde. Turgut Altınok %41,1, Mansur Yavaş %40,8, İyi Parti %1,18, DEM Parti %4,1, Yeniden Refah %1,3, kararsız %4,7, oy kullanmayacağım %6,2. Partisinin genel merkezinde konuşan İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, yerel seçim hazırlıklarında sona gelindiğini söyledi. Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara tepki gösterdi. İktidara gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın diye seslendi. Söylemeliyim. Tek başına girme kararımızın ardından buz kırıldı, yol açıldı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, parti binasında yaptığı basın toplantısında konuştu. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarına ilişkin bilgi veren Zorlu, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Son artık aşamaya gelindi. İki büyük şehrimiz konusunda da çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialarla gündemde. CİMER'e yaptığı şikayette Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Büşra Bozkurt, Erol Erkan'ın bir çalışanı da tokatladıktan sonra işten kovduğunu anlattı. Erkan hakkındaki bu iddialar siyasette de yankı buldu. Biz buradan siyasi iktidarı uyarıyoruz. Her şey daha da içinden çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. Kürşat Zorlu, Erkan ile ilgili iddiaları değerlendirdi. Bir dakika bile o görevde durmaması gerektiğini söyledi. Açıklamalar hiç tatmin edici değil. Bugün olanlar, bu yaşanan öncü gelişmeler bir haberciydi. Eğer milletimizi bu iddialar karşısında tatmin edici bir cevapla aydınlatamıyorsanız, o Merkez Bankası Başkanı'nın bir dakika bile o görevde durmamasıdır. 31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil olarak gireceğini açıklayan İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak konusu. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için iş insanı Ali Fatinoğlu'nun adaylığı kesinleşti. Ankara içinse parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun adı öne çıkıyor. 31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil olarak gireceğini açıklayan İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak konusu. İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iş insanı Ali Fatinoğlu olacak. Fatinoğlu daha önce 2019 yerel seçimlerinde DSP'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı olarak siyaset sahnesinde yer almıştı.
Adaylığı kesinleşen Fatinoğlu'nun isminin önümüzdeki hafta bir lansmanla açıklanacağı belirtildi. Parti kaynakları Ankara için ise isim vermekten çekiniyor. Kulislerden sızan bilgiye göre parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun ismi Ankara'da öne çıkıyor. İYİ Parti'nin Ankara adayı 24 Ocak Çarşamba günü ya da hafta sonu açıklanacak. Aday açıklama lansmanının ise daha sonra yapılacağı öğrenildi. İYİ Partili kaynaklar Ankara'nın Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde iddialı olduklarını ifade etti. İYİ Parti Erzurum adayını Perşembe günü açıklayacak. Parti kaynakları Urfa üzerinde ise çalışmaların devam ettiğini belirtti. İYİ Parti'nin kazanacak gözüyle baktığı iller ise Ordu, Niğde, Nevşehir ve Uşak. Parti kaynakları bu illerde başa baş gittiklerini vurguladı. Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta'da da çok ciddi bir yükseliş olduğuna dikkat çeken parti kaynakları, Alanya'da ise kazanmaya çok yakın olduklarını belirtti. İYİ Partili kaynaklar bu seçim bir sürpriz yapacağız, vatandaştan öyle bir işaret alıyoruz değerlendirmesinde bulundu. İzmir'in Bergama ilçesinin AKP'li belediye başkanı Hakan Koçtu'nun kız kardeşi Hale Koçtu Özyeşil ağabeyi için yolsuzluk imasında bulundu. Hakan Koçtu'nun mal varlığı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Özyeşil, Başkan Koçtu mal varlığını açıklasın dedi. Projesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bergama ilçesinin AKP'li belediye başkanı Hakan Koçtu'nun kız kardeşi Hale Koçtu Özyeşil, sosyal medya üzerinden ağabeyinin mal varlığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan Koçtu'nun mal varlığının normal olmadığı imasında bulunan Özyeşil, Başkan Koçtu mal varlığını açıklasın dedi. Özyeşil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağabeyinin 5 yıl önce kirada otururken belediye başkanı olduktan sonra Bergama, İstanbul ve Almanya'da aldığı villaları ve yaşam standartlarındaki artışının aile geliri olarak açıklanmasının mümkün olmadığını açıkladı. Sütümüz dışarıda. O istemeye gelir. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçtu, daha önce arsa satışları, stat esnafının iş yerlerinden çıkarılması, sayışlar raporları ve belediye çalışanlarına mobbing yaptığı iddialarına ilişkin haberlerle de gündeme gelmişti. Hakan Koçtu, hak ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle esnaf tarafından da protesto edilmişti. Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'la İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrahim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeliyle müteahhit Ali Gül tutuklandı. Serbest bırakılan 12 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Eskice mahallesinde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık suçlarından gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali Gül'le Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrahim Çakır da bulunuyor. Öte yandan resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen belediye personeli hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığından soruşturma izni isteneceği, 3 yapı denetim kuruluşunun faaliyet izinlerinin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazılacağı öğrenildi. Ayrıca bazı şüphelilere suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla soruşturma açılacağı belirtildi. İnşaat ruhsatlarının usulsüzce düzenlendiğini saptayan bilirkişi heyeti de raporlarını savcılığa gönderdi. Antalya'nın Serek ilçesinde bir otelin sahilinde iki cesedin daha bulunmasının ardından Muğla'da da bir kadın cesedi bulundu. Böylece son 6 günde bulunan ceset sayısı 9'a yükseldi. Karaya vuran cesetlerin nereden geldiği ise hala araştırılıyor. Ard arda gelen ceset haberleri gözleri Antalya sahillerine çevirdi. Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bir otelin sahilinde sabah saatlerinde cinsiyetleri ve kimlikleri belirsiz iki ceset bulundu. Son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi.
Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde kıyıya bir çocuk ve bir yetişkin cesedi vurmuş. Önceki günde Manavgat'ta iki, Serik'te bir ceset daha bulunmuştu. Dün ise Aksu sahilinde bir ceset daha kıyıya vurmuş olarak bulundu. Yetkililer karaya vuran cesetlerin bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Antalya Valiliği dün kentin kıyılarına vuran cesetlerden birinin kayıp Merve Şevval Elmas'a ait olduğunu, diğerlerinin ise Akdeniz'de kaybolan mülteciler olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıklamıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde bir kadın cesedi bulundu. Karayoluyla ulaşımın olmadığı Gökyer Burnu mevkisinde sahilde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bulunan cesedin bir kadına ait olduğu ve bir kolunun olmadığı tespit edildi. IŞİD'in Horasan uzantısı olarak anılan Afganistan'daki yapılanmasına Türkiye'de bulunan militanlarını gönderdiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre militanlar Türkiye'yi bir üs olarak kullanıyor. IŞİD'in Suriye ve Irak'taki toprak kaybının ardından yer altına inme politikası izlese de özellikle 5 yıldır Afganistan ve Pakistan uzantılarını güçlendirmeye ağırlık verdiği belirtildi. Artı gerçek yazarı Hale Gönültaş'ın haberine göre örgüt Afganistan, Pakistan ve İran'da hilafetin hakim olması için örgütlenmesinde Türkiye'yi üs olarak kullanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianame, IŞİD'in Horasan yapılanması ve Türkiye'deki faaliyetlerini tüm açıklığı ile ortaya koyuyor. İddianameye göre İran üzerinden Afganistan'a geçiş yapacak IŞİD militanları Türkiye'ye geldiklerinde yerel militanlar tarafından karşılanıp İstanbul'daki otellere yerleştiriliyor. Militanların Türkiye'ye gelişlerinde ise IŞİD tarafından sağlanan sahte pasaportlar kullanılıyor. Gazeteci Gönültaş ilgili yazısında iddianameden yola çıkarak elde ettiği gelişmeleri şu cümleleriyle açıklıyor. IŞİD'in Horasan uzantısı olarak anılan yapılanmasına militanlar başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde barındırıldıktan sonra sahte Afgan kimlikleriyle İran sınırından geçirilerek ulaştırılıyor. Ayrıca militanlar Suriye'de IŞİD saflarında çatışmalarda bulunduktan sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geçerek yaşamlarını sürdürüyor. Bu militanlardan savaş konusunda uzmanlığı bulunanlar çağrılmaları durumunda Afganistan'a gidiyor. Sınır dışı edilenler de sahte pasaportlarla Türkiye'ye giriş yapıyor. İsrail Gazze Şeridi'nin güneyine bugüne kadarki en yoğun saldırılarını düzenledi. İsrail'in tanklarla kuşattığı Emel Hastanesi ile iletişim tamamen kesilirken Nasır Hastanesi yaralılarla doldu. İsrail'de ise Netanyahu'ya karşı tepkiler artıyor. Netanyahu esir yakınlarının taleplerine rağmen takasa yanaşmıyor. İsrail'in Gazze yönelik saldırılarında son 24 saatte 190 kişi öldürüldü. Ordunun Gazze şeridine 3 ayı aşkındır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25.295'e, yaralı sayısı 63.000'e yükseldi. Çok sayıda ölü ve yaralının saldırı altındaki binaların enkazlarında olduğu tahmin ediliyor. Sivil savunma ekipleri enkaz altındakiler için gerekli ekipmanları bulmakta güçlük çekiyor. Güney Gazze'ye bugüne kadarki en yoğun saldırıları düzenleyen İsrail, Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okulları ve hastaneleri hedef aldı. Tanklarla iki hastaneye erişimi kesen İsrail askerleri, binlerce sivilin sığındığı Aksa Üniversitesi çevresine konuşlandı. Gazze şeridinin 2.3 milyonluk nüfusunun çoğu hali hazırda güney kentlerine sığınmış durumda. Gazze'de rehin tutulan İsraillerin yakınları Kudüs'teki İsrail parlamentosunu bastı. İsrailli rehinelerin yakınları milletvekillerinden sevdiklerini kurtarmak için daha fazla gayret etmelerini istedi. 20 kişilik grup slogan atarak Netanyahu'nun politikalarını protesto etti. Filistinli direniş gruplarının elinde halen en az 130 İsraillinin bulunduğu tahmin ediliyor. Başbakan Netanyahu da meclise gelen rehine yakınlarıyla görüştü. Netanyahu rehine yakınlarına Hamas tarafından yapılan gerçek bir teklif yok dedi. Ancak rehine takası teklifini reddeden Netanyahu'nun bizzat kendisiydi. Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan başbakan Hamas'ın esir takası taleplerini kabul etmeyeceğini açıkladı.
Netanyahu, savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Ne Gazze'de, ne Lübnan'da, ne Suriye'de, ne de başka bir yerde kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz ifadelerini kullandı. Sırada dünya turu var. ABD, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Eski başkan ve başkan aday adayı Donald Trump, partisi cumhuriyetçilerin adayı olabilmek için yarışıyor. Aday adaylarından Florida valisi Ron DeSantis, başkan adaylığı yarışından çekildi. DeSantis yarışta Trump'ı desteklediğini açıkladı. Aday adaylarından iş insanı Vivek Ramaswamy de ön seçimlerin henüz başında yarıştan çekildiğini açıklamıştı. Cumhuriyetçiler de Trump'ın karşısında yalnızca ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley kaldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de on binler aşırı sağa karşı sokağa çıktı. On binlerce kişi federal meclisin önünde toplandı. Aşırı sağcı AfD partisi ve ırkçılık protesto edildi. AfD'nin göçmenleri sınır dışı etmek için gizli görüşmeler yürüttüğünün ortaya çıkmasıyla patlak veren gösterilere geçtiğimiz haftadan beri 300 binden fazla gösterici katıldı. Çin'in Yunan eyaletinde Heyelan meydana geldi. Zaton kentindeki Heyelan iki köyü vurdu. Heyelan nedeniyle 18 evde en az 47 kişi enkaz altında kaldı. Olay yerine yaklaşık 1000 arama kurtarma görevlisi gönderildi. Enkaz altındakiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel medyaya göre 500'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Heyelan'ın nedeni hala belirsizliğini koruyor. Kanada'da araba hırsızlığı devlet krizi haline geldi. Başbakan Justin Trudeau, hırsızlıklara karşı müdahaleyi kontrol etmek için ulusal zirve çağrısında bulundu. Ülkede 2 yılda neredeyse 2 kat artan hırsızlık oranları hükümeti de harekete geçirdi. Kabinede ceza kanununda değişiklik önerileri dahi konuşuluyor. Çalınan arabaların Orta Doğu ve Afrika'ya gönderildiği, Kanada içinde kalan çalıntı araçların ise suç işlemede kullanıldığı tahmin ediliyor. Trendyol Süper Lig 21. haftada Fenerbahçe haftayı 1 puanla kapattı. Galatasaray Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle lider Fenerbahçe ile birlikte 54 puanla zirveye yerleşti. Ekstrem sporcuların helikopterli kayak heyecanı Kaçkar Dağları'nda devam ediyor. Maraton yüzücüsü Bengisu Avcı rekor denemesi için su sıcaklığının 10 derece olduğu Çanakkale Boğazı'nda antrenman yapıyor. Trendyol Süper Lig 21. haftayı heyecan dolu maçlarla geride bıraktı. Haftanın kritik maçlarında alınan skorlar Fenerbahçe'nin liderlik koltuğunu sarstı. Haftanın toplu sonuçları şu şekilde. Kasımpaşa 3, Hatay Spor 0, Fatih Karagümrük 1, Başakşehir 1, Alanya Spor 2, Rize Spor 1, Adana Demir Spor 1, Ankara Gücü 1, Pendik Spor 4, Beşiktaş 0, Sivas Spor 2, Gaziantep FK 2, Konya Spor 1, Antalya Spor 1, Fenerbahçe 1, Samsun Spor 1, Trabzon Spor 1, Galatasaray 5. Alınan bu sonuçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray 54 puanla zirveyi paylaştı. Trabzon Spor 37 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 35 puanla 4. sıraya yerleşti. Kar kalitesiyle yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen Heliski tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları Heliski, 2005'ten beri Karadeniz'de yapılıyor. 3 helikopterle başlayan 3. hafta etkinliğinde İtalya, İspanya, Almanya ve Çin'den gelen 12 kişilik sporcu kafilesi aksiyonun keyfini çıkardı. Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türk maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 7 okyanus parkurlarından 4.'sü olan ve Yeni Zelanda'da yapılacak Cook Strait rekor denemesi için Çanakkale Boğazı'nda antrenman yapıyor. Avcı'nın hedefine ulaşabilmesi için Molokai Kanalı, Kuzey Kanalı ve Tsagaru Kanalı'nı da geçmesi gerekiyor. İki ada arasındaki Cook Strait parkurunu deneyenler olmasına rağmen şu ana kadar hiçbir Türk sporcu bunu başaramadı. Oh,
yayının sonuna geldik değerli izleyiciler. Bizden hemen sonra Yakın Takip yayında olacak. Bizden ayrılmayın.